Merhaba sevgili izleyiciler. Bir sosyal medya gündem yayınıyla tekrar sizlerleyiz. Biliyorsunuz sansür yasası meclisten geçti ve geçer geçmez de maden cinayetiyle ilgili yapılan paylaşımlardan dolayı gözaltılar ve dava açma süreci de hemen başlamış oldu. Oysa ki yani bu yasanın yürürlüğe girmesi için de Cumhurbaşkanının onaylaması gerekiyor ama AKP ve MHP iktidarında böyle bir sorun yok. Zaten her şeyi kendilerinin istedikleri gibi yapıp düzenliyorlar ve anayasal bir bakış açısına ya da anayasa uygun olup olmamasına hiçbir şekilde önemsemiyorlar, önem de vermiyorlar, istedikleri gibi davranabiliyorlar. Bunu işte bu yasanın sonrasındaki davranışlarıyla da net bir şekilde ortaya koydular. Önümüzde günlerde göreceğiz özellikle sosyal medya yayınlarına nasıl kısıtlamalar ve cezalar gelecek. Ama şu da artık bir gerçek ki insanlar bu kadar baskı karşısında, bu kadar dayatma karşısında kendi çözümlerini, alternatif çıkışlarını bulacaklar ve haber akışını ve iktidarın yalanlarını teşhir etmeye devam edecekler. Evet biz de sosyal medya gündeme bu hafta sosyal medya üzerindeki haberlerle başlayalım ama her zamanki gibi soruyoruz diyoruz ki Gülistan doku nerededir? Tam 1017 gün oldu, 1017, 1017 gün oldu Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Muzur Üniversitesi öğrencisi kaybettirildi ve kaybettirenlerin de devletle ilişkide olmaları vesilesiyle de onların üzerine gidilemedi. Gidilmiyor ve 1017 gündür Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Biz bu haftada soruyoruz Gülistan Doku nerededir diye. Evet Gülistan'ın resimlerini şöyle size gösterelim. Gülistan Dokun'un Muzur kıyısındaki bir resmi. İşte Gülistan Dokun'un okul arkadaşlarının Muzur Üniversitesi'nde yaptıkları ve Gülistan Doku nerededir diye sordukları o eylemlikten bir görüntü biliyorsunuz Gülistan Doku nerededir diye soran öğrencilere dava açılmıştı. O yurtlardan kovulmuştu. Gözaltılar gündeme gelmişti. Ama Gülistan Doku'yu kaybettirenler, ortadan kaldıranlar, onu bilinmez diye mahkum edenlerle ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Hala da yapılmıyor. Neden? Çünkü çünkü onlar yaptıkları, işledikleri suçların üstünü örtmekle meşguller. Onlar iktidarlarını korumakla meşgul, meşguller. Onlar çocuklarının geleceğini koruyup kollarken bu halkın çocuklarını da ölüme mahkum etmekle meşguller. Onun için biz bu haftaki başlıklarımızdan bir tanesi katil cinayet cinayet mahalline mutlaka Geri döner biçiminde attık ve şöyle bir haberi sizinle birlikte okuyalım. T24'ün geçtiği haber, Erdoğan facianın yaşandığı maden ocağında konuştu. Biz kader planına inanmış insanlarız dedi. Ama ne hikmetse bu kader dedikleri fakir fukaranın çocuklarını buluyor. Bu kader hep ölümü fakirlere e, öngörüyor ama onların çocukları, Zenginlerin çocukları ise şatafat içerisinde yaşıyorlar ve günlerini gün ediyorlar. Onların mutlu bir kaderleri bizlerin ise acılarla, cinayetlerle, ölümlerle, yokluklarla dolu bir kaderimiz oluyor. Böylesine bir sorumu, sorumsuzluğu örgütleyebiliyorlar. Şimdi... Daha önce bu cinayetin geldiği sayıştay raporlarında dahi var iken ki sayıştay dediğiniz devletin kendi kurumu kendisinin başında idaresinde vesaire söz sahibi olduğu atamalarında memurların alında söz sahibi olduğu bir kurum ki geçtiğimiz günlerde de onlara da ayar vermeye çalışıyordu son kırıntılarını orada da bitirmeye çalışıyordu. O raporda zaten böyle bir facianın geldiği zaten not edilmiş. Şimdi bununla ilgili tek bir adım atmayan, tek bir önlem e, gündeme getirmeyen e, siyasi sorumlular, iktidar ne yapıyor? Bu işi kadere bağlıyor. Ve bunun sorumluluğunu da Allah'a havale ediyor. Ama ne bir e, deyim var, bir e, söz var. Önce eşeğini sağlam bağlayacaksın, ondan sonra Allah'a havale edeceksin diye. Şimdi aynı bu mesele gibi, eşeğini sağlam kazığa bağlamayıp gerekli önlemleri almayanlar ondan sonra da bu olunca da vay kaderdir bu bunun sorumlusu işte e, Allah'tır deyip işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse mesela bunların söylediklerinden yola çıkarsa insan aslında e, Tanrı'ya baş kaldırması gerekiyor. Yani bu kadar zulmü fakir fukaraya e, layık gören ama bunlarınsa çocuklarını işte böyle şatafat içerisinde yaşatan bir e, Allah'a nasıl insanlar itikat ve inanç getirebilirler ki? Diyanet İşleri Başkanı diyor ki eğer biz bu insanları da inançlarından dolayı soğutuyorsak işte bilim nedir? İşte soğutuyorsunuz. Yalanı örgütleyerek, yalanı söyleyerek siz bunu yapıyorsunuz. Bizim çocuklarımızın katliamı üzerinden iş bağlayarak, iş tutarak e, siz bu işleri yapıyorsunuz. Bakınız devam edelim. Yine başka bir yerde Erdoğan cenazede konuştu. Bakınız müjdesi ne, müjdesi ne? Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 bize ulaştık. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanların ölümünü nasıl izah ettikleri, kendileri nasıl sorunları çözdüklerini izah ediş biçimini görebiliyor musunuz? Şehitlerimize bir de şehitlik kavramı meselesi de burada değerlendirilmesi gereken bir olay. O da işin başka bir boyutu. Yani hangi kritere göre, neye göre, nasıl, hangi dini vasıfları falan ya da siz hangi dini vasıfları temsil ediyorsunuz da böyle bir izahatta bulunuyorsunuz vesaire. Bunların her tarafı, hepsi bir yana. Hepsi bir yana işin sorumluluğunu üstlenmeyen, İşin işin sorumluluğunu başkalarına yükleyen, her şeyi ben yaptım diyen, her işte pozitif olabileceğini düşündüğü her şeyi ben yaptım deyip de negatif olarak gördüklerini de ise hep başkalarına havale eden bir iktidar, bir aymazlık, bir utanmazlık Türkiye'de hakim. Bu baştan yukarıya kadar geliyor. İşte en tepede bu cinayetin sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'dır. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı bütün alanlardaki yetkileri kendisinde toplamış bir durumda. Yani sizin hakiminden, mahkemesinden, savcısından, işte sayıştayından aklınızda ne gelebilecekse. Tüm alanlardaki inşaat konut satma meselesine kadar yani emlakçılık yapabilecek kadar bir pozisyon içerisinde duran bir cumhurbaşkanı var ve bunun sorumluluğunda işte görevlendirilen şahsiyetler var ki bu bu kurumların başına atanan şahsiyetlerin de daha önce aslında bu tür cinayetlerden sorumlu oldukları mahkemelerde yargılandıkları vesaire de ortaya çıktı. Yani şu anda işte Türkiye maden olacakları vesaire işletmelerinin başında olan şahıs daha önceden e, e, görevini yapamadığı için, yapmadığı için işte 18 işçinin ölümüne vesile olmuş bir şahsiyet. Bu şahsiyet alınıyor, yargılanıyor 15 yıl ile ama ne yapılıyor? Affediliyor. Kim tarafından affediliyor? İşte bu iktidar kafası tarafından affediliyor ve ne yapılıyor? Ödüllendirilme üzere de bu kurumların başına gönderiliyor ve bu kurumlarda bunlar ne yapıyorlar? İşte o önlemleri almıyorlar. Niye o önlemleri almıyorlar? Mesela bu önlemler alınamaz mı? Alınabilir önlemler. Niye? Avrupa'da bunun örnekleri her tarafta var. İşte işçi ölümleri ya da bu tür olaylar karşısındaki insanın can kaybının en minimize edildiği pozisyonlar, durumlar, işte önlemler var ama bunlar Türkiye'de uygulanmıyor. Neden uygulanmıyor? Çünkü bunlar o işletmecilere, o işte çetelere, o devleti besleyen o kurumlara, bu şahıslara rüşvetle işte iş bağlayan kurumlara ek maliyetler getirdiği için o ek maliyetleri ödememek adına işte insan ölümü daha maliyetsiz bir şey geliyor onlara. Çünkü insan değersiz bu toplum Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları değersiz ve kıymetsiz. Ne kadar çok ölürseniz o kadar siyasetçiler, politikacılar bunun üzerinde rant elde ediyorlar. Bunun üzerinde sizin acılarınız üzerinden kendilerini var etmeye devam ediyorlar, kazanmaya devam ediyorlar. Ee, işte ne bileyim biriktirmeye çocuklarının geleceğini, kendi çocuklarının geleceğini işte daha çok bir zenginlikle garanti altına almaya çalışıyorlar. Ama kim oluyor? Ölen kimler oluyor? Fakir fukaranın çocuklarına ve bizlerin çocuklarına oluyor. Ya kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'a gidiyor. En ufak, en ufak İhmal dahi karşılıksız bırakılmayacak diyor. Şimdi buna inanmamız mümkün mü? Mesela diyelim ki sorumluluk sahibi söylediği güvenilir bir e, siyasetçi olsa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişiyle bu konuda örnek bir pozisyon içerisinde olmuş olsaydı eyvallah diyeceğiz, diyeceğiz ki bunların sorumluları hakkında e, yarın öbürsü gün ne yapılacağı. Belli olmaz ee, ve bu davalar açılabilir. Ama biz nereden biliyoruz? Mesela gelelim, bakınız hemen şurada hiç şeye gerek yok. Yani o kadar uzağa falan gitmeye gerek yok. Ee, Soma'da 301 işçinin can verdiği maden katliamı davasında tek tutuklu sanık kalmadı. Ancak işçi ailelerinin avukatlığını üstlenen Selçuk Koz Ağaçlı ve Can Atalay cezaevinde. Yani o sorumlulardan hesap sormak isteyen ailelerin avukatlığını üstlenen kişiler, avukatlar şu anda cezaevinde bulunuyorlar. 301 kişinin ölümünden sorumlu olan tek bir kişi içeride değil, tutuklu değil, davalı değil ve herkes şu anda elini kolunu sallayarak aramızda dolanıyorlar ve yeni yeni işletmelerle yeni yeni yatırımlarla o iktidarın açlığını doyurmaya çalışıyorlar. Onun içindir ki söyledikleri ne diyorlardı o aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Şimdi Erdoğan kalkıp diyor ki bu facianın diyor hesabı karşılıklı bırakılmayacak diyor. Öbür taraftan da 301 kişinin kişinin katilleri konusunda tek bir adım atmıyor tek bir cümle söylemiyor. Ne yapmışlardı bunlar Soma'da? Soma'daki işçileri tekmelerle, tokatlarla meydan ortasında dövmüşlerdi. Şimdi böyle bir zihniyetin, böyle bir bakış açısının bunun hesabını soracağını mı düşünüyorsunuz? Ki kimse bunu düşünmüyor. Acılarıyla birlikte yine direnenlerin sesi, direnenlerin mücadelesi ancak bu adımlara atabilir attırabilir. İşte o adımları attırmak isteyenlere yönelik de cezai uygulamalar e, gündeme getiriyorlar. Ne diyorlar? Avukatları içeri atıyorlar, katilleri dışarı salıyorlar. Aynı işte siyasetçileri, demokrasi mücadelesi veren, insan hakları mücadelesi verenleri içeri atıp hırsızları, katilleri, dolandırıcıları, tecavüzcüleri, uyuşturucu satıcılarını dışarı saldıkları ve Türkiye'yi bir cehenneme çevirdikleri gibi. Evet bakınız bu işin daha devamı. 41 maden işçisinin göz göre ölüme gönderildiği Bartın TTK Amasra İşletme Müessesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in 2010 yılında 30 işçinin katledildiği Zonguldak TTK Karadon e, Müessesi Genel Müdürlüğü olduğu ortaya çıktı. Yani bir yani bu zaten işin nereden ve nasıl kaynaklandığını gösteren en iyi örneklerden bir tanesi. Yani bu işin hesabını sormayacaklar. Bu işin acısını unutturup işte birkaç hafta sonraki bizim halkımızda balık hafızalı geçmişe dönük nasılsa bunları görmüyor, değerlendirmiyor, yorumlamıyor. İşte bu acılar bu günlerde geçer. Geçtikten sonra da onlar özgürlüklerine tekrar kavuşup sokağa salınıp, işte bu tür kurumların başına da atanacaklar. Bunlar atama atama yoluyla e, işlerini görmeye devam edecekler. Neden? Çünkü bunlar iktidarın elemanları pozisyondadırlar. İktidarın istediği yöntem ve e, çalışma biçimini organize etmek, onları orada temsil etmek, orada kazanacağı paraları iktidara aktarmak gibi bir misyon ve görevle yükümlüler. Başka bir özellikleri yok. İşte devlet kurumları ve devlet kurumunun kendi atamaları özel sektör falan değil bunlar. Bunlar özel sektör değil. E, 301 kişinin öldüğü soma katliamındaki özel şirketten hesap sormayanların devletten hesap soracağını düşünmekte başka bir saflık olur. Evet, bakınız bu insanlar, yani bu katliam e, yaşanıyor, işçiler ölüyor, insanlar ölüyor. Ama adamların yaşadığı konvoya bakın. Kim paylaşmış, Nurse paylaşmış, bu konvoylar hep bu işin fıtratında var demiş... Bakın şöyle paylaşalım, birlikte izleyelim. Bakın şu konvoyların gidişine bir bakınız. Kaç tane araç? Ne kadar insan? Kim için, ne için oradalar? Yani bunlar mesela o kazadan e, sonra kurtarma ekibi mi bunlar? Yani bunlar işte o işçi ailelerine yardım götürenler mi bunlar? Hayır bunlar kim? Devlet erkanı. Erdoğan'ın erkanı, ölüm üzerine siyaset yapan bir şahsın olaya gidişi ve bakışı bu. Bu insanlarda yani vicdan da kalmamış insanların acısını e, mütavazi bir şekilde ortaklaştıracak bir vicdan da kalmamış. Hala devam ediyor görüyorsunuz yani bu konvoy hala geçiyor. Yani bu konvoyun harcamış olduğu para bu yani bu katliam sonrasında işte yaşanan 11 kayıp vesile olan o cinayetin, cinayetin yaşanmasını engelleyecek önlemlerin iki katı kadar. Yani bu konvoy gelmese belki o maden ocakından iki katı daha büyüklükte ya da önleyici önlemler alınabilir. Buranın parasıyla 1, 2, 3, 4 maden ocağının güvencesi sağlanır. Oradaki işçilerin ölmemesi sağlanır. Ama bunun bir önemi ve kıymeti harbiyesi var mı? Harbiyesi yok. Neden? Çünkü itibardan tasarruf etmiyorlar. Ve ölüm üzerine siyaset yapmaları gerekiyor. Sorumluluklarını birilerine havale etmeleri gerekiyor. Ve utanmaz bir şekilde bunu yapıyorlar. Öbürü gidiyor, Cumhurbaşkanı böyle gidiyor, ee, İçişleri Başkanı başka bir konvoyla geliyor, Aa, işte ne bileyim, diğer bakanı başka bir konvoyla geliyor. Yani binlerce araçlık konvoylarla o acıları yaşayan insanların içerisine dalıyorlar. O açlıktan, o fakirlikten, fukarlıktan ekmek bulamadıkları için, en zor şartları kabul eden çocuklarının geleceği için, Binlerce, yüzlerce metrede yerin dibine inen o insanların üzerinden, o insanların içerisinden bu lüks ve şatafat araçlarıyla geziyorlar. Ve gezerken yüzleri bile kızarmıyor. Yüzleri bile kızarmıyor. İşte bu iş kaderdir deyip üstünden atıyorlar. Utanmazlığı alıp e, toplumun içerisinde bir yaşam biçimi haline getiriyorlar. Bakınız bu da diğer bir kare. Madenci cenazesinde Gülüşen Soylu ve Koca'ya tepki. Yani bunların detaylarını sosyal medyaya girip kendiniz de görebilirsiniz. Yani sosyal medyayı takip ederek Türkiye'deki alternatif medyanın, alternatif kaynakların üretmiş olduğu haberlere ulaşırsınız. Kendinizi AKP ve MHP iktidarının konsüle ettiği Onların yönettiği, yönlendirdiği ve beslediği medyanın saldırıları karşısında gerçek bilgiye de bir nebze ulaşabilirsiniz. Bakınız işte devam ediyor. Yani o kadar aymazlık, o kadar utanmazlık derinleşiyor ki siz sosyal medyada bu paylaşımı görmüşsünüzdür. İşte kendilerinin bir medyası var. Medyası da kendileri gibi utanmaz. Zaten utanmazlık tepeden başlıyor aşağıya doğru. Medyasına, onun iş alanına, onun bütün kurumlarına, işte adli makamlarına, emniyet makamlarına vesaire her tarafa yerleşip gidiyor. Ne yapıyor? Bartındaki canlı yayında işte bir mühendis bulunuyor. İşte bu mühendis Çin'den gelmiş bir mühendis ve onunla bir röportaj yapılır. röportaj yapılırken, Katliama dair, cinayete dair tek bir soru sorulmuyor. Ne soruluyor? Çocuklarla nasıl ilişkili? Aşağıda hava nasıldır? Durum nasıldır? Vesaire gibi sorularla bir röportaj yapılıyor. Yani utanmazlığın, aymazlığın derinliğinin görülmesi açısından da ibretlik bir reportajdı. Evet yani bunların tümü birbirleriyle ilinç kişi. Yani siyaset, politika, diğer alanlar medya, hepsi birbiriyle ilişkili işte meclis vesaire. Bakınız bu da başka bir e, ahlaksızlığın resmi. Biliyorsunuz işte sansür yasası denilen yasa çıktı. Bundan sonra işte dezinformasyon yasası diyorlar bunu. Yani yalan bilgiyi yaymayı önleme yasası. Peki yalan bilgi nereden kaynaklanıyor? Şu anda en büyük yalanı tepeden aşağıya kadar bu iktidar, bu devlet, bu yapı yapıyor. Eğer sizin medyanızı karıştırırsanız, eğer siz siyasetçilerinizi tek tek şöyle arka arkaya dizerseniz, onların yaptıkları açıklamaları arka arkaya dizerseniz, göreceksiniz ki Türkiye'de dezinformasyonun merkezinde de bu iktidar ve bu iktidar etrafındaki yapılanmalar e, yapıyorlar. O zaman peki bu e, yasa kime karşı uygulanacaktır? İşte bu yasa, bu yasa bunların yalanlarını e, dile getiren, bunların yalan söylediklerini kamuoyuna e, açıklayan kişilere yönelik bir Uygulama olarak gündeme geliyor. Yoksa yalan bilgiyi önleme falan yasası değil çünkü yalanı kendileri söylüyorlar. Doğru bilgiye ulaşma mücadelesi veren alanları kapatmaya çalışıyorlar ve bunun da en temel noktalarından bir tanesi sosyal medya oluyor. Bakınız Murat Kantekin paylaşmış. Ne diyor Murat Kantekin? İstibada günaydın. AKP, MHP, BB, e, BBP hükümeti dün sansür yasası yaptı. Öyle maddeler var ki resmi söylemin dışında gerçeği ifade ederseniz 3 yıl hapis veriliyor. Örneğin devlet resmi enflasyon %80 dedi. Siz de çarşıda gerçek enflasyon %50 dediniz. 300 3 şey, yıl hapis yatabilirsiniz diye paylaşmış. Şöyle de e, sanki matrak bir şeymiş gibi AKP ve MHP milletvekillerinden sansür yasası pozu. Şöyle de bakınız şöyle bir mutluluk. Bu poz önemli bir poz. Neden önemli bir poz? E, bu iktidarın karakterini elle veren bir poz. Yani kolektif kirlenmişliğin, kolektif ağlaksızlığın bir resmi olarak e, bu ortada duruyor. Çünkü bu resmin benzerleri Benzerleri diğer e, olaylarda da var ama e, evet geçelim daha şöyle şu resim şu resim önemli bir resim bakınız e, şuradan başlayalım şuradan başlayalım bakınız bu resim En Sarı Akladık Hatırası diye e, çekilen resimlerden e, bir tanesi e, biliyorsunuz En Vakfında çocuklara tecavüz edilmişti. Bu tecavüz davalarıyla ilgili durumla ilgili sonu önergesi verilmişti. Bunun reddedilmesi, reddedilmesi böyle bir bakınız şurada bilmiyorum sosyal medyada bu resimleri ya da gazetelerin geçmiş haberlerinde bu resimleri görebilirsiniz. Büyük mutlulukla mutlulukla çocuklara tecavüz edilmesinin araştırılmasını engelleme fotoğrafı. Ee, bu kareler. Bu kareler bunların utancı olarak tarihe geçecekler. Onun için burada notlamak lazım. Yarın öbürsü gün bu karede olan insanların çocukları bunun utancını yaşayacaklardır. Bakın şu da diğer bir resim. Şöyle şöyle yapalım görünebilsin. Dört bakanı kurtardı hatırası biliyorsunuz 17-25 Aralık döneminde o işte kutulardan ayakkabı kutularından paralar dökülürken işte para sayma makineleri dolarlar vesaire havada uçuşurken işte birleri birilerine arayıp sıfırlayın hikayeleri yapar iken iken bu konunun araştırılması için verilen önergenin reddedilmesi fotoğrafı. Şu mutluluğu görebiliyor musunuz? Biz dolandırıcılara akladık, biz hırsızlara akladık, biz rüşvetçilere akladık. Bunlar kimdi? Bunlar işte Reza Saraf'ın önüne yatarım diyen şahsiyetleri. İşte o şahsiyetleri aklamanın mutluluğu ve pozisyonu. Böylesine bir siyasal yapılanmayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları karşı karşıya ve aslında biraz önce de vurguladığım gibi bunlar utanmazlığın, aymazlığın resimleri olarak. Yani nasıl ki Hitler dönemi faşizminin resimlerinde o karelerde yer almış olan şahslar işte o şahısların çocukları, torunları vesaire bir utanç yaşıyorlar ise ve bu utancın bir parçası olarak bugün bu toplumun içerisinde duruyorlar ise yarın öbürsü günde bu toplumun demokratikleşmesi, insanların birlikte yaşama kültürüne hakim olmasıyla birlikte bu insanlarda, da, bunların çocukları da, bunların torunları da bu resimlerin utancını yaşayacaklar. Bunu da buradan söylemek gerekiyor. Bunlar bir gelecek değil, çocuklarda bir utanç bırakıyorlar. Şimdi bu arada bu görüşmeler yaparken ilginçte işte mesela siz dezinformasyon yasası diyorsunuz nedir Yalan ve yanlış bilgi e, paylaşımı engelleme yasası diyorsunuz. Adam çıkıyor mesela AKP milletvekili çıkıyor ne diyor Ahmet Özdemir? Sansür yasası için ne diyor? ABD'li yetkililerin kendilerine, yani ABD ile de görüşmüşler bu kadar da iyi ilişkileri var. Öbür taraftan e, kabadayılık yapıyorlar. Öbür taraftan da gidip arkadan görüşüyorlar. Ne diyor? Bizim dezinformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediğini iddia etmişti. Değil mi? Adam çıkıyor meclis kürsüsünde bunu söylüyor. Meclis kürsüsünde diyor ki biz işte ABD'li yetkililerle de görüştük. Onlar dediler ki bizim işte yasalarımızdaki dezinformasyon yasasıyla sizin şu anda bugün çıkarttığınız yasa birbirine uyuyor diyor. İddia bu öyle böyle yani kürsüden yalan söylüyor. ABD Dişişleri Bakanlığı ABD'de böyle bir yasa olmadığını açıklayıp Özdemir'i dezinformasyon yapmakla suçladı. Tabii bu işin espri kısmı ama böyle bir yasasının olmadığını e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Bu da aynı zamanda ne oluyor? Kürsüde yalan söylendiğinin, işte e, Ahmet e, Özdemir'in e, kürsüde yalanı ürettiğini, yalan söylediğini bir resmi. O zaman şimdi o kürsüde yalan söylediler. Bu yasadan dolayı da, e, bu şahsın yargılanması gerekir. Kim yargılanacak mı? Hayır, böyle bir söz konusu değil. Kim yargılanmaya tabi tutuldu? İşte gördük Bartın'daki e, hayatını kaybeden o maden işçilerin acısını paylaşanlar. E, onunla ilgili paylaşımda bulunan 12 kişi hakkında davalar açıldı. Onlar hakkında kararlar çıkartıldı. Yani işte bu yasanın çıkarılmasının ana sebebi nedir? Kendilerine muhalif gördüklerini engellemek, susturmak vesaire. Evet, diğer 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 bir başlığımız nedir? Bu da yani her hafta belki işlemek durumunda kalıyoruz çünkü haftayı boş bırakmıyor Süleyman. Yani Süleyman hiçbir zaman hiçbir haftayı boş bırakmıyor, eksik bırakmıyor. Neden? E çünkü her hafta bir vukuatı ortaya çıkıyor. Ama o İçişleri Bakanı olma sıfatıyla hayatımıza müdahale etmeye devam ediyor. Yani bir bakıyorsunuz işte Bartın'da bir bakıyorsunuz nerede vesaire her yerde şovları örgütlüyor. İşte ona buna saldırıyor, ona buna hakaretler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de ne dedi? Çıktı dedi ki, yani polise dedi ben yetkiyi veriyorum dedi. Bunun dedi uyuşturucu satıcılarını vesaire kırın ayaklarını dedi. Daha der demez, yani bunu söyler söylemez işte haber şöyle. Bugün yapılan yol kontrolünde korumaların aracında 3 kilo uyuşturucu yakalan AKP Beyti ilçe İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ile uyuşturucu satıcıların ayağını kırın diyen Süleyman Soylu aynı karede gururla. Bakınız. Şöyle. E hani bunların bacaklarını kırıyordun? Hani bunların bacaklarının kırılması gerektiğini söylüyordun? Ne oluyor? Aslında Süleyman Soylu'nun verdiği mesaj net ve açık diyor ki siz benim çetemden değilseniz biz sizin bacaklarınızı kırarız. Yani asıl mesele bir çete yapılanmasının, bir uyuşturucu yapılanmasının, bir mafya yapılanmasının diğer mafya yapılanmalarını tehdit etmiyor olması ve bunu da devletin imkanlarını kullanarak yapıyor olmasıdır. Çünkü sonuç itibariyle siz ne kadar Türkiye'de suçlu var ise bugün Süleyman Soylu'yla resimlerini bulabilirsiniz. Onun bütün o samimi ilişkilerini görebilirsiniz. Yani girin internete siz Süleyman Soylu'nun evet Süleyman Soylu'nun şöyle bir fotoğraf albümünü ki sosyal medyada bunlar sıkça dolanıyor eee ya da haber sitelerinde vesaire girin. Bunların detaylarını görebilirsiniz. Ee, hazır e, paylaşımda bulunmuş. Kim paylaşımında bulunmuş? Bayram diye birisi paylaşımda bulunmuş. Twitter üzerinde. Bakınız. Şeymuş Özkan ne diyor? Uçağında 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Süleyman Soylu'nun yanında. Bacağını kırılmasını söylediklerinden bir tanesi. Faruk Özer, kripto vurguncusu. Kimin yanında? Süleyman Soylu'nun yanında. El Nusra militanı. Yani sizin suçun bir sınırı yok. Yani işte cihayistinden, uyuşturucu satıcısından, kadın pazarlamacısından, işte kripto para dolandırıcısından vesaire. Hangisi aklınıza geliyorsa. Kürşat Ayvatoğlu, kokain bağımlısı. Ee, Taner Ay, silah ve kadın ticaretiyle suçlanıyor bunların hepsi şöyle şey yapabiliriz. Şöyle işte gene uyuşturucu tacirleriyle vesaire resimleri ortakta ortalıkta dolu. Bir İçişleri Bakanı düşünün, bir Üç işleri Bakanı düşünün, düşünün. Ne kadar suçlu var ise onlarla ki bunlar bazı yani bir şu anda öyle kabaca siz girdiğiniz zaman gördükleriniz. Yani bunların onlarca yüzlerce resimleri var. Yani siz hangi davayla isterse siyasi meselelerle ister ticari meselelerle ister günlük yaşamla ilgili ne kadar suç düşünebiliyor iseniz, cinayet, hırsızlık vesaire hepsi aklınıza ne geliyorsa onlarla ilgili Süleyman Soylu'nun albümü dolu dolu. Ve hangi sıfatla Türkiye Cumhuriyeti devletinde İçişleri Bakanı. Ve deniliyor ki İçişleri Bakanımız e hayır, son itibariyle yaptıkları itibariyle bir İçişleri Bakanı'nın sıfatına layık bir pozisyon içerisinde durmuyor. Layık bir temsiliyetin de sahibi değil. Yani bunun bu benzeri görüntülerin bir tanesi sadece herhangi bir herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa o adam o koltukta bir gün durabilir mi? Duramaz. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde nasıl durabiliyor? Çünkü bu suçlar artık kolektif suçlar haline geldi. Tek şahsın işlediği suçlar değil. Yani bu suçlar işleniyorsa sarayın bilgisi dahilinde, bu suçlar işleniyorsa işte Bahçeli'nin bilgisi dahilinde, bu suçlar işleniyorsa bu koalisyon Ergenekon, AKP, MHP, işte Avrasyacı ekibin kontrolün altında olduğu için herkes birbirinin suçlarını örtmekle, herkes birbirini kollamakla ve e, halkı da soymakla meşguller. Evet, Feyzi Başan'ın da paylaşımda bulunmuş demiş ki, albümde olmayanların ayaklarını kuruyor. Evet, biz de onu almışız. Albümünde, albümünde olmayanların ayaklarını kırıyor Süleyman Soylu. Başkalarını kırmıyor. Evet bu da bu da güzel bir kare bu güzel bir kare Süleyman Soylu Geçtiğimiz günlerde bir gazete bir televizyonda bir röportaj esnasında e, ekran kazasına maruz kalıyor çok sömürdüğü çok sömürdüğü üzerinde siyaset yapmaya çalıştığı e, bir e, durum onu şöyle bir açabilir miyiz diye bakıyorum ama Evet her zaman böyle sıkıntılar ve sorunlar yaşanıyor. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden biz bu yayını takip ediyoruz ya da o bilgileri alıyoruz. O sol tarafında duran, kendisinin sol tarafında duran bayrak kafasına iniyor. Yani bir anlamda ilahi eğer kadere inanıyorsak, bu işin fıtratında varsa Süleyman Soylu'ya da ilahi bir uyarı olduğunu söylemek lazım. Fazla bayrakla, şehitlerle işte e, Vatan Millet Sakarya söylemiyle bu hırsızlığı e, daha fazla sürdüremezsin. E, Uyarısı olarak da okumak gerekiyor diye de düşünüyorum. Evet buyurun buradan yak demişiz. Yani neyin ne olduğu önemli değil ama bu altılı masanın ne olduğu aslında belli değil. Türkiye'ye demokrasi e, getirmek gibi bir niyetleri var. Ne de demokrat görülmek gibi ya da toplumun değerlerini birleştirelim işte ortak bir ee, pozisyon belirlerim gibi bir dertler diyor. Hepsinin aslında ortak fikri e, siz e, daha iyi e, çalıyorsunuz biz daha iyi çalarız vesaire hikayesinde sen yönetiyorsun hayır ben yöneteceğim e, ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin e, varlıklarını sömüreceğim. Yok öbürü diyor ki ben sömüreceğim. İşte Karamollaoğlu Cem Evleri ibadethanedir diyen Bahçeli'ye tepki bu konuda hangi ehliyeti var? Dinler, mezhepler, tarihi biliyor mu diye de soru sormuş. Yani aslında kısaca cemaevleri Evleri ibadethane değildir demeyi getiriyor. Biz Karamollaoğlu'nu nereden tanıyoruz? Sivas katliamında tanıyoruz. Biz nereden tanıyoruz? O canlarımızın diri diri yakıldığı, o meydanda söylediği gazanız mübarek olsun sözleriyle tanıyoruz. Onun ehliyeti budur. Onun dinler ve mezhepler tarihi konusunda da bildiği kendisinden olmayanı katletmektir. Bu resimde böyle okumak gerekiyor ve geçelim. Evet kaç saat oldu diye bir e, paylaşım var. O da diyor ki Sayıştay raporuna göre AFAD bütçesinde 10.7 milyar liranın özel hesap denilen harcama kalemiyle AKP'li kişi ve kurumlara aktarıldığı anlaşılan birkaç sayı e, saat oluyor. Ama bu e, yani e, şey e, olmadık bir şey mi? E, Türkiye'de her gün bu aktarımlar yapılıyor. Her gün bu paralar çalınıyor. Her gün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ceplerinde milyonlar götürülüyor. Vatandaş fakirlik içerisinde yaşarken onlar şatafat e, içerisinde saraylarda e, işte 15 e, uçaklık e, özel filolarıyla işte binlercelik e, araç e, konvoylarıyla yaşamlarını idame ediyorlar. E, bu da işin başka bir boyutu. Ve bu o kadar dibe vurmuş ki, o kadar dibe vurmuş ki en ilginç haberlerden bir tanesi de buydu. Tunceli'de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için yaptırılan 5 adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi. 5 tane portatif tuvalet için açılış töreni düzenleyecek kadar bu devlet artık kendi çığırından çıkmış. Bu insanlar kendi çığırından çıkmış. Koca koca adamlar tuvalet açılışlarında kurdeyle kesecek duruma düşürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten valisi, vakkanı, işte ne bileyim hangi X veya C kurumunun başındaki adamların toplanıp yaptığı iş bu ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vay haline onların da bir durumunu düşünmek lazım. Öldürdüklerini öldürüyorlar. Yaşatan, yaşattıklarını da işte tuvalet açılışlarını açılışlarında malzeme haline getiren bir ağlaksız yaklaşım. Evet yani o tuvaletlere de işte biraz önce Süleyman Soylu'nun başına o devrilen düşen bayrağı asıyorlar. Artık bayrak da artık onların yanında duramıyor. Onlarla birlikte bir e, e, pozisyon ve kar içerisinde olmayı kendisine zul sayıyor. O bayrak bile tahammül edemiyor bunların varlığına. Tuvaletin üstünde işte bayrakla açılış yapın, kurdeleler kesin. Yani öbür taraftan da kalkın, e, şehitlik mertebesi Allah bize de nasip etsin falan deyip kendileri o şatafat içerisinde yaşarken e, halkın çocuklarını da ölüme gönderin, savaşlarda onları heder edin, madenlerde onları ölüm'e mahkum edin, madenlerde alacağınız önlemlerin aslında işte ne bileyim 40 katını, 50 katını altınızdaki o konvoylara yatırın. Yani böylesine bir ülke e, haline geldi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet, Pelda Karaduman 12 yaşındayken tecavüz edip, bakınız, 12 yaşındayken tecavüz edip evlenen ve 19 yaşında onu katleden kocası Hüseyin Oruca istenen muhabbet hapis cezasını Yargıtay haksız tarih oluşturacak davranışları kocasında öfke ve üzüntüye yol açıp cinayet işlemek zorunda bıraktığı yorumuyla 18 yıla indirilmiş. Yani bu kadın cinayetlerin arkasında kim var sorusu işte o kadın cinayetlerin arkasında bu yargıtay var. Bu yargıtay kimin yargıtayı? Erdoğan'ın yargıtayı. Onun bakış açısını, onun topluma, sosyal hayata bakış açısının bir temsilcisi. İşte o temsilci ne yapıyor? Bakınız, 12 yaşındaki kıza tecavüz ediyor. Tecavüz suçlusu aslında. Sonra onunla evleniyor ve 19 yaşında, daha hayatının başlangıcında, daha gençliğini daha yaşamamış bir insanı katlediyor ve katleden kişiye haksız tarih oluşturacak davranışları kocasında öfke ve üzüntüye yol açıp cinayet işlemek zorunda bıraktığı. Vay zavallı adam. Vay zamanlı ahlaksız herif. İşte bu ahlaksızları, bu katilleri, bu cinayet sürüsünü koruyan ve kollayan bu iktidar olduğu müddetçe kadın cinayetleri yaşanmaya devam ediyor. İşte kadın cinayetleri neden yaşıyor sorusu, kadın cinayetleri neden politiktir sorusunun cevabı burada yatıyor. Eğer gereken ceza uygulansa, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü anayasal, Anayasasında var olan maddeleri bile değerlendirilse bu insanların cezalandırılması gerekirken ne yapılıyor? Bunlar ödüllendiriliyorlar. Ödüllendiriliyorlar. Yarın öbürsü gün de zaten af çıkaracaklar. Aflarda da zaten siyasilere işte güya işte terör suçları vesaire adı altında onları içeride tutacaklar. Geri kim kalıyor? işte hırsızlar, cinayet işleyenler vesaire ve bunlar da dışarıda yarın öbürsüki kollarını sallayarak kime hizmet edecekler? Tabii ki bu iktidara onları dışarı salan bu iktidara hizmet edecekler. İşte Ankara'da gördük ne yapıyorlar? İstedikleri türküyü söylemeyeni öldüren o şahıslar ne çıkıyorlar? Önceden işte bu tür saldırganlık içerisinde olan şahsiyetler olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Dahası da var. 15 yaşındaki Zehra Çelik'e tecavüz edip öldüren İsmail Karakoç Adli Tıp Kurumu'nda Zehra Çelik hakkında cinsel ilişki için göstermiş olduğu rızanın anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğu raporu dolayısıyla cinsel istismar suçundan beraat etmiş. Düşünebiliyor musunuz? 15 yaşındaki 15 yaşındaki kıza tecavüz ediyor. Sonra öldürüyor. Ne yapılıyor? mahkemeye çıkıyor mahkemede diyor ki ya işte sen öldürmüşsün evet yani, e yani ama e, öbür taraftan da 15 yaşındaki kişi e, cinselliğin ne olduğunu biliyor onun için senin bu konuda bir suçun yok e, yani öldürmeseydin de tecavüz etseydin aslında sen suçsuzdun demeye getiriyor bu yasa bu yani tecavüzü olumlayan tecavüzü destekleyen 15 yaşındaki bir kıza tecavüz edilmesini ne görüyor doğal görüyor. Neye karşı çıkıyor? Ya işte öldürmeseydin diyor. O öldürmeyi de zaten tarike. Biraz önceki yukarıda ne diyor? Tarik, ağır tarik, kocasını öfkelendirmek, çileden çıkarmak vesaire gibi gerekçelerle de öldürmeyi ve öldürülmeyi hak olarak sunuyor bu bu adamlar. Evet sosyal medya deyince sosyal medyanın diğer platformlarını da takip etmek gerekiyor. Yani işte diyelim ki mesela şeyi verelim. Mesela Can TV e, nokta TV adresimiz var mesela Evet buradan Evet burada Türkçe olduğu için e, şeyleri bulamadık Evet Can TV nokta TV adresine girelim şöyle e, buradan mesela şu andaki yayınlarımızı takip edebileceğiniz bir e, sayfa e, Can tv.tv Burada Can TV neden bunlar bu adresleri veriyoruz? Çünkü tüm platformlardan şu anda terörler, eee MHP AKP iktidarı her alanda sansürü geliştirmeye çalışıyor ve sansür uyguluyor. Sosyal platformlar üzerine baskı uyguluyor onların dağıtımını engellemeye çalışıyor. Onun için alternatif medya da kendi platformlarını oluşturmaya çalışıyor. Can TV olarak da kendi internet sayfamızda kendi programlarımızı, kendi yayınlarımızı vermek suretiyle bu sansüre karşı bu AKP MHP iktidarının geliştirmek istediği o sessizlik ortamına karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada hem canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Eğer şey yapabilirseniz e, e, günlük e, anlık e, canlı yayınları ve diğer programları da izleyebilirsiniz yani eski programları yayınlanmış olan tüm yayınlarımızı bu platform üzerinden takip edebilirsiniz e, yine işte e, Twitter üzerinden de e, bildiğiniz gibi e, e, medyanın akışını e, takibi alabilirsiniz burada mesela birkaç e, sayfanın şeyini verebiliriz İşte Can TV var e, gene Twitter hesaplarımız olarak buradan mesela ulaşıp Can TV'nin yayınlarını takip edebilirsiniz. Bu burada da haber akışını haber akışını görebilirsiniz yayınlarımızla ilgili haberlere de ulaşabilirsiniz. Yine Aleviler açısından önemli olan sayfalardan bir tanesi de. Pirha e, Net, e, Pirha Net'te e, günlük olarak Alevi e, haberlerini e, ekrana taşıyor, e, kamuoyuna taşıyor, aboneleriyle e, paylaşıyor. Oraya üzerinden de Alevilerin gündemine dair konuları daha yakından e, takip edebilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, bir sosyal medya gündem yayınının daha sonuna e, geldik sansür yasasının neleri getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama buna karşı da demokrasi güçlerinin alternatif medya kurumlarının kendi platformlarını oluşturarak cevap vereceği kanaatini taşıyoruz. Evet, uydu üzerindeki yayınları da takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Uydu üzerinde de işte Hotbit uydusu üzerinden, Oytuzat uyduları üzerinden de alternatif kanallar yayınlarını yapıyorlar. O yayınlara da çanaklarınızı kurmak suretiyle ulaşarak habere ve bilgiye ulaşmaya devam edeceğiz. Evet, hoşçakalın, kalın, kalın. Bir dahaki programa kadar.